Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Göksun Kaymakamı Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İş Adamı Ali Rıza Kısakürek ile birlikte Ekinözü ilçesinde Belediye Başkanı Nusri Çelen ile Kaymakam Cüneyt Canay'ın organizasyondaki programa katıldılar. Programlardan orta içmelerde yapılan çalışmaları inceleyen Erkoç ve beraberindeki heyet, içmelerin şifalı sularından içip Ekinözü'ne daha çok turist çekmek için yapılması gerekenleri istişare ettiler. Çok değerli kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız da bugün Ekinözü'müzdeyiz. Tabii Ekinözü'müz bizim turizmimizin önemli parçalarından bir tanesi. Özellikle yazın içmecelerimiz Türkiye'mizin dört bir yanından insanları ağırlamakta. Şimdi bu sakin ortamda Mursi Başkanımızın davetine icabet ettik, geldik. Tabii biz de büyükşehir olarak buraların daha güzel olması için her türlü gayret çabayı gösteriyoruz. Yani tüm ilçelerimizin, daha doğrusu tüm ilçelerimizde yoğun bir çalışma içindeyiz. Sorumluluğumuzun, vebalimizin gelen yerini getirmek için yani kış şartları el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah gelecek yıl itibariyle de Ekinözü'nde özellikle altyapı, üst yapı işlerinde bir sorun kalmayacak. En önemlisi de Ekinözü'nün içme suyu altyapısını değiştireceğiz inşallah. Sarı Mağara su kaynakları da ihalesi önümüzdeki ay büyük ihtimal ihale süreci sonuçlanacağı, yani ihaleye çıkılacağı düşüncesi. Geçen hafta itibariyle Akdere içme suyu projesi iptal edildi. Müteahhit firma yapamıyordu. Zaten süreç çok kötüydü. Biliyorsunuz durmuştu. Avşun'a gelecekti. Şimdi Elbistan Avşun ortak ihaleyle önümüzdeki yeniden ikmal ihalesiyle 2017 son itibariyle de suyu Ekinözü'nde dahil olduğu bölgeye, Sarı Mağara bölgesinden, Akdere Sarı Mağara bölgesinden inşallah bu ilçelerimizin, Avşun, Elbistan, Ekinözü ilçelerimize doğal kaynak suyunda ulaştıracağımız inancındayım. Bir aksilik çıkmazsa hem bakanımızla bu konuyla, hem genel müdürümüzle, milletvekillerimiz, başbakan yardımcımız hep beraberce yoğun bir gayret içindeyiz. Organize ev sahipliği yapan Ekinözü Belediye Başkanı Nusri Çelen de yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Ekinözü ilçesinin çehresini değiştirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Kahramanmaraş'ımız 11 ilçelisiyle beraber, bunun mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizle ilçe belediye başkanlarımızla beraber, İlçe kaymakamlarımızla memleketimize, vatanımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Başbakan yardımcımız Sayın Veysi Kaynak Bey'e, Eski Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal Bey'e, İl Başkanımız Ahmet Özdemir Bey'e, milletvekillerimize de buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah Ekinözü'nde 2017-2018 yılında her konuda mutlaka bir değişim, dönüşüm yapacaktır. Büyükşehir şu anda bizim mezarlıklarımızın ihalesini yaptı. İnşallah yani bir taziyemiz, sosyal tesisimizi şu anda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Baharla birlikte inşallah bunun temelini atacağız. Biz de hem merkezi hükümetten hem Ekinöz olarak yapacağımız şeyler, inşallah Büyükşehir Belediye'miz grup yollarımızın sıcak asfaltını yapacak, parke taşını yapacak. Yani Kahramanmaraş ve ilçeleri hem büyükşehirlimizle, hem belediye başkanlarımızla, hem de hükümetimizle hizmete doyacaktır. Programa katılan iş adamı Ali Rıza Kısakürek de Ekinöz içmelerinin turizme kazandırılması için Kahramanmaraş'ta iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu. Efendim işte Maraş turizm bölgesi, Maraş'ta şu yapılmalı, bu yapılmalı deyip de hiç kimse bir yatırım yapan yok. Maraş iş adamları turizme böyle mikrofonda değil de biraz gönlünü, kalbini açacak. Çok teşekkür ederim. Peki.